Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında siyasi ilişkilerde yaşanan olumlu hava ekonomiye de yansımaya başladı. Katar ablukası ile birlikte gerilen ikili ilişkiler, Bayi yöneten Al Nahyan ailesine mensup Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Ankara'ya gelmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ağustos ayında görüşmesiyle farklı bir yöne çevrildi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirketler Türkiye'de yatırım yapacağını açıklarken, Türk firmalarda Bayde yeni projeler için kolları sıvadı. Dünyadan Kerim Ülker'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük yatırım fonu ADEA ve yeni kurulan ADEKU şirketinin, Türkiye'de milyarlarca doları bulan yatırım yapmayı planladığı, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolar yatırım yapmak istediği iddia edilirken, iki ülke arasında verilen olumlu mesajlar ikili görüşmelerinde tekrar başlamasına neden oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile Bayel Türk İş Konseyi ilk görüşmesini yaptı. Bu da birdeki görüşmeye değik Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz ve beraberindeki heyet katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri tarafında ise ülkenin Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu, OAC Chambers Genel Sekreteri Hamid Muhammed Bin Salem yer aldı. Toplantıya ayrıca bayinin en büyük denizcilik ve liman işletmeciliği şirketi DP World, Birleşik Arap Emirlikleri İş Kadınları Konseyi'nin de üst yöneticileri de katıldı aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası Ticaret Odası Birliği ICCOA'ya başkanı da olan Hamid Muhammed Bin Salem, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin seçkin coğrafi konumları nedeniyle Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan iki önemli geçiş noktası ve ticaret merkezi olduğunu dile getirdi. Hamid Muhammed Bin Salem, Türkiye'deki emirlik yatırımlarının başında gayrimenkul sektörü geliyor. Bankacılık, liman işletmeciliğinde ve turizm sektöründe de oldukça iyi durumda. Bizler de Birleşik Arap Emirlikleri şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya ve yeni iş ortaklıkları kurmaya teşvik edeceğiz." dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.